Ne güzel çaldın Mehmetciğim. Yaşasaydı baban seninle gurur duyardı. Yine üzülme lütfen babaanne. Bu yüzden çalmak istemiyorum bu besteyi. Hayır, üzülmüyorum. Çok duygulandım. Yaklaş biraz. Yavrum, yeteneğini babandan almışsın. O da dedenden almıştı. Hadi hazırlan. Okula geç kalacaksın. Saatim var. Kahvaltıyı hazırlamıştım. Matematikten 5 aldım. Bir tek ben 5 aldım. Şükriye'nin oğlu söyledi. Haftaya veli toplantımız varmış. Beni götürsen oğlum. Göğsüm kabara kabara otururum çocuğum toplantıda. Yok yok, gelme sen. Hem bizimki daha değil. Nilgün öğretmen zayıf olanlarla konuşacakmış. Biz de başka zaman gideriz. Heh. Arkadaşlar geldi babaanne. Sen kahvaltını et, ben akşam gelince toplarım sofrayı. Tamam oğlum, eline sağlık. Sen bir şeyler yedin mi oğlum? Beklemesin arkadaşlar babaanne. Ekmek arısı yaptım. Peki çocuğum. Nerede kaldın lan? Ben yarım saattir bekliyorum seni. Bir daha zamanında inme. Vallahi billahi elimde kalırsın. Babaannemin kahvaltısını hazırladım Hasan abi. Babaannemin kahvaltısını hazırladım Hasan abi. Ben anlamam oğlum. Erken kalk, erken hazırlan. Ben seni değil, sen beni bekleyeceksin. Abi daha erken çıkamam ki, okul saatleyip çıkıyorum. Al. Bak hala cevap veriyor ya. Kör kadın nereden bilecek okul saatini? Konuşma, yürü. Gönlüne bak, aklının ucundan bile geçirme, yürü. Burada dileneceksin. Abi eve çok yakın burası. Bir keran olur. Babaanneme söyler. Söylerse ne olur? İzin mi vermez gelmene? Bana mı engel olur? Alamam mı sanıyorsun seni onun elinden? Üzülür abi. Bak ben bunu düşünemedim. Üzülürse senin sorun ne oğlum? Onu da mı ben düşüneceğim? İşine bak şimdi. İstediğinden az para yaparsan vay haline. Söylemedi deme. Kırarım kemanını, anladın abi mı? Abi yapma, baba yadigar. Antika o keman. Bu mu antika? Evet abi, dedem babama vermiş. Ona da babası, eski bayağı. Tamam, uzatma. Payını ikiye katladım bundan, böyle haberin olsun. Ama abi zaten zor çıkarıyorum. Yapamazsan senin payından alırım, anladın mı? Abi, Hasan ben. Topçu Hasan abi, eski mahalleden. Abi eski bir keman var elimde. Bilmem. Bayağı eski abi, nereden baksan bir 100 yıl vardır. Ne eder abi bu? Ne diyorsun abi sen? O kadar eder ha? Ya getiririm abi, niye getirmeyeyim? Tabii abi, ne demek? Ellerinden öperim abicim. Bak sen şu işe.
Bunca zamandır elimizin altında hazine varmış da haberimiz yokmuş. Hayriye teyze, yemeği mutfağa bıraktım. Mehmet gelince satır yersiniz. Zahmet oldu evladım. Ortalığı toplamışsın. Mehmet'in okulu nasıl gidiyor Hayriye teyze? Var mı bir şikayeti? Yok bir şikayeti. Allah sizlerden de razı olsun. 5 almış, sabahleyin söylemişti, sabahleyin. İyi bak, çok sevindim. Yavrum şuradaki ilaçları verir misin bana? Geçmedi gitti bu öksürük. Üşütmüşsündür Hayriye teyze. Yaşlılık işte kızım. Kendimi düşünmüyorum da. Bana bir şey olursa Mehmet ne yapacak? Bütün onu düşünüyorum. Biz ne güne duruyoruz Hayriye teyze. Hem sen daha iyisin maşallah, konuşma öyle. Allah gecinden versin. Amin. Hadi hadi üzülme. Ben şimdi gidiyorum Hayriye teyze. Yarın yine gelirim. Tamam kızım. Tamam yavrum. Var mı bir durum? Yok, ne olacak? Biraz yemek bıraktım, ağzını yokladım, çıktım. Dünyadan haberi yok. İyi, hadi sen git şimdi. Mehmet gelir birazdan. Hadi sen git. Nerede kaldın lan? Bak, babaanne meraklanmıştır şimdi. Çok üzülür. Abi, o sokağa götürdün ama gelen geçen çok olmuyor. Anca toparladım parayı. Daha işte bir yere gitsek ya yarın. İşte bir yere gidelim de zabıtaya, polise yakalanalım, öyle mi? Senden 3 kuruş alacağım diye başımı belaya sokamam ben. Hadi ver çabuk parayı. Eşit pay etmişiz bakıyorum. İstediğin kadar alsın abi. Gerisini de kendime ayırdım. Yeter sana 10 lira. Bir dahakine bütün getir. Bu ne böyle dilenci gibi? Geldim babaanne. Çok geciktin oğlum. Bu saate kadar sürdü mü düğün? Asiye ablam bize yemek bıraktı çocuğu. Mutfakta. Hadi acıkmışsındır sen. Isıt da beraber yiyelim. Hemen ısıtıyorum babaanne. Nasıl seviyorsan. Hiç önemli değil. Beğendiler mi çaldığını oğlum? İyi bahşiş aldın mı? Onra. Hiç mühim değil çocuğum. Hiç mühim değil. Bunlar gariban düğünü. Nazım amcan sana zaten fazlası olsa verirdi. Baban da rahmetli böyle düğünlerde çalardı. Öyle bir düğünde tanımıştı anneni. Bana ondan bahsetme, bahsetme.
gitti. Oğlum. Kemana sarılıp uyuyorsun be oğlum. Baban sana bu kemanı yas tut diye bırakmadı. Hayata tutun diye bıraktı çocuğu. Ağlama lütfen. Yeter artık, lütfen ağlama. Yoksa yarın yüzün gözün şiş olarak okula gideceksin. O zaman bir daha o kadından bahsetme bana. Niye gidip bir lafını açıyorsun babaanne? Ben seninle mutluyum burada. Benim annem sensin. Tamam oğlum. Bahsetmem bir daha. Söz mü? Söz oğlum. Söz. Hadi yavrum. Uyu artık. Güzel oğlum. Talihsiz yavrum benim. Ödemek için daha fazla para lazım. Bence kemanı satalım. 3-5 neye giderse artık. Ben sordum bile. Dünyanın parası ediyormuş. Ne zaman sordun? Kaç para ediyormuş? Söylesene. Her şeyin bir zamanı var. Sabırlı ol biraz. Babaannesinin alları dikmek üzere. Kimi kimsesi yok ondan sonra. Nerede kaldı bu çocuk? Gelir şimdi. Okul saati başlamadan evden çıkmamak konusunda ayak diretiyor. Sanki Nazım Usta ölünce para kazan dedik de kötülük yaptık. Ayrıca sokaklarda benim sayemde kimse dokunamıyor ona. O da kalkmış aldığım paya laf ediyor. Dilenmek istemiyorum diyor. Dilenmeyeceksin de ne yapacaksın? Nankör ne olacak? Bir gün sıkıvereceğim boynuna. Geldi sonunda. Ne bu surat? Konuştuklarımızı mı duydun yoksa? Çok durumundaydı. Benim kocam yapamayacağı şeyi söylemez. Ona göre ayağını denk al. Aferin bak, bugün benim istediğim gibi giymişsin. Ama bugün önce seninle birkaç dükkana uğrayacağız. Ne dükkanı Hasan abi? Gidince görürsün. Asiye, sen de git bir Hayriye ninenin halini hatırını sor. Bir şeye ihtiyacın falan var mı de. Bir ilgileniyormuş gibi yap işte. Hadi yürü. Kabul etmez beni. Kolay olacak demedik Hicran. Ama artık zamanı geldi. İstemeyecek, direnecek. Çocuk bu. Kırık kalbi şimdi. Ama daha 12 yaşında. Çabuk ısınır, bağlanır. İstemezse hakkı da var. Çok geç kaldım Yusuf, çok. Şimdi yapmazsak bir daha hiç yapamayız. Hadi üzülme artık. Hayriye teyzeyle konuşalım önce. O da ister torunu daha iyi yaşasın. Ya hiç istemezse beni? Ya nefret ederse ömür boyu? Denemeden bilemezsin Hicran. Şimdi içeri girip denemezsen ömür boyu merak edersin. Öyle ya da böyle içeri girip konuşmak zorundasın.
Kızım, sen de olmasan kim ilgilenecek bizimle? Otur artık, hadi yavrum. Tamam Ayrı Nine, şuralarında bir tozunu alayım. Mehmet'im ne yapıyor acaba? Senin için rahat olsun Ayriye teyzeciğim. Hasan abisi ilgileniyor onunla. Biliyorum kızım. Allah ikinizden de razı olsun. Hani yapılan iyilik söylenmez ama için rahat olsun diye söylüyorum. Dün mesela gitmemiş Mehmet düğüne. Arkadaşlarıyla topa dalmış. Akşam bir gördüm, ağlıyor kapının önünde. Hiç para kazanamadım babaanneme ne diyeceğim diye. Gitmemiş mi düğüne? Gitmemiş ya. Aman Allah'tan Hasan abisi gördü de eline birazcık karşılık verdi. Gerçi çok değil ama bizim de elimiz dar biliyorsun. Biliyorum kızım, bilmez miyim? Siz de olmasanız ben kime emanet ederim Mehmet'imi? Ne de olsa çocuk Hayriye teyzeciğim. Bak, biz Hasan'la konuştuk. Böyle 3 kuruşa düğünde dernekle çalmakla olmaz bu iş. Hasan sordu soruşturdu. O keman dünyanın parası ediyormuş. Satın kemanı. Hasan şimdi dükkan açıyor biliyorsun. Koyun siz de para. Hasan diyor ki ben işletirim. Her ay tıkır tıkır paralarını veririm. Mehmet okuldan sonra yazın gelir çalışır. Sahipsiz kalmaz. Güzel söylüyorsun da kızım. O keman babasından yadigar kaldı. Her gece ona sarılıp uyuyor. Babasının öldüğünü biliyorsunuz. Ben çocuğuma nasıl söylerim kemandan ayrıl diye? Vallahi iyi düşünün derim. Durduğu yerde bir yararı yok o kemanın. Hayrola Hayriye teyze, beni mi bekliyordun? Ay, kimi bekleyeceğim? Dur kızım. Sen otur, ben bakarım. Komşulardır, yemek filan getirmiştir. Buyurun, kime baktınız? Hayriye Hanım'ı arıyoruz. İçeride de kim arıyor Hayriye teyzeyi? Geliniyim ben. Gelini mi? Hayriye teyzenin gelini mi var? Evet. Mehmet'in annesiyim ben. Ay kusura bakmayın, şaşırdım birden. Bunca yıllık komşum. Hiç haberim olmadı da onunla. Buyurun buyurun. Kim gelmiş kızım? Hicran. Hicran mı? Sen ne yüzle geldin buraya? Ben gideyim en iyisi. Sizin konuşacaklarınız vardır. Sizi görmeye geldim. Kocam da yanımda. Adı Yusuf. Nasılsın Hayriye teyze? Utanmadan bir de kocanı getirdin öyle mi? Böyle de bilmediğin şeyler var. Anne, ne olur dinle. Yusuf'la Mehmet'i yanımıza almak istiyoruz. Ne hakla? Ne hakla bu çocuğu almayı düşünüyorsunuz? Sen de bir anasın. Bilmez misin yüreğim nasıl yanar? Nasıl da zor geldi bırakmak. Hep bugünü bekledim. Bilirim elbet. Ben de anayım. Terk ettiğinin biri oğlum, biri torunum. Anne yapma ne olursun. Açtık, açıktaydık. Ziya çok hastaydı. Çalışmaya gittim biliyorsun. Ne olduysa ben yokken oldu zaten. Birdenbire ağırlaşmış. Sonra da... Haberi gelince beynimden vurulmuşa döndüm. Ama geri dönecek param bile yoktu. Dönemedim, gelemedim. Kolay değil Almanya'dan geri dönmek. Sonra? Sonra da oğluma bakabilecek durumda olmadan gelmek istemedim. İstenmeyen şeyler için her zaman mazeret vardır. Aradın mı? Bir şeye ihtiyaç mı var diye sordun mu? Söylesene ne yaptın? Hayriye teyze, bu benim suçum.
Kendi başıma gelip de oğlumu kaybedene kadar anlamadım Hicran'ı. Geçmişini silsin istedim. Onun geçmişiyle her gün yüzleşmek istemedim. Ama o benimkiyle yüzleşecekti. Bencillikti. Şimdi biliyorum. Hayatımı alt üst eden o kazada karımın yadigarı biricik oğlumu kaybettim. Onu toprağa verdiğim gün yaptığım büyük hatanın farkına vardım. Hicran benim canım. Onun oğlu benim de oğlum olsun istiyorum. Mehmet okul birincisi. Ayrıca mühendis olmak istiyor. Okuldan sonra da Nazım Usta'yla birlikte düğünlerde keman çalıyor. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Ben torunumu kimseye vermem. Vermem. Hemen karar verme Ayrıyen'le. Bizim ona sunacağımız imkanlar... Yeter. Şimdi mi aklınıza geldi ona sunacağınız imkanlar? Yeter. Defolun evimden. Defolun evimden. Defolun. Hadi gidelim. Mehmet'im sizin geldiğinizi duymasın. Hissetmesin sizin geldiğinizi. Defolun evimden. Ben hallederim. Defolun. Defolun diyorum. Hayriye teyze. Bir düşün istersen. Biz yine geleceğiz. Defolun. Duymamış olayım bunu. Defolun. Geldi götürmek istiyor oğlunu. Hemen sattır o kemanı Hasan. Yoksa elimizden gidecek. Onu eve yolladım. Cayır cayır yanıyor. Kardeşimin mendillerini de aldım. Hepsini bitiremezsin ki. Annen çok kızacak. Kızarsa kızsın. Her şeye kızıyor zaten. Bir gün dayanamayacağım. Kaçacağım zaten evden. Ne tuhaf. Ben insanın annesinin olmasının bile nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Sense ondan kaçmak istiyorsun. Anlatsana biraz. Nasıl bir şey annenin olması? Nesini anlatayım? Beni dilendiren, kundak derken kardeşimi fırlatıp özürlü olmasına neden olan bir kadının nesini anlatayım? Benim annemi görsen babaannenle yaşadığına dua edersin. Asıl sen anlat. Hani annenle ilgili anlattığın hep şu anı var ya, onu anlat. Bıkmadın mı dinlemekten? Bıkmadım. Soğuk bir kış günüydü. Annem eve geldi. Elinde kestaneler vardı. Sobada kızartacağız dedi. Saçlarımı okşadı. Yüzüme öpücükler kondurdu. Vay be, ne güzel anne. Sana bir sürprizim var dedi. Arkasından bir bisiklet çıkardı. Sonra? Ne zaman beni özlersen, bana ihtiyacın olursa kornaya bas dedi. Hemen gelirim dedi. Ama o
gittikten sonra çok bastım kornaya. Gelen giden olmadı. Şimdi gelse, sana bir sürprizim var dese, kaldığınız yerden başlasanız. Yüzünü bile hatırlamıyorum. Sadece belli belirsiz kokusu. Anne kokusu kalmış aklımda. Kaldığımız yerden başlayamayız biz. Terk etti o bizi. Ortada bıraktı. Benim öyle annem olsa, o beni terk etse de ben onu terk etmezdim. O bırakıp gidince başka bir şansın olmuyor ki. Olsun. En azından hatıranda kalan anne gibi bir annem var. Mendil. Mendil alır mısın abla? Abla ne olursun bir mendil al. Abla. Abla bir mendil al. Abla bir mendil alır mısın abla ne olursun? Abla bir mendil al lütfen. Nerede kaldı yine bu velet ya? Ne cehennemdesin sen? Vaktinde gel demiyor muyum ben sana? Geldim işte Hasan abi. Nerede kaldın diyorum ben sana. Okula mı gittin yoksa? Vallahi gitmedim Hasan abi, yok vallahi. Doğru söyle bana. Yapma Hasan abi, vallahi okula gitmedim. Ver lan şu kemanı. Bırak. Tutkal gibi yapıştın soysuz. Yapma. Kim duyacak seni ha? Sus, bağırma. İhtiyar ninen mi kurtaracak seni? Bırak lan çocuğu. Sen kimsin? Ben onun patronuyum. Ben de onun babasıyım. Ne babası lan? Onun babası öldü. Ne patronu musun sen? Ne iş yaptırıyorsun çocuğa? Keman çalıyor. Başında salak mı? Bırak beni almaya çalışıyordun o zaman. Bırak. Yetişin komşular. Bırak gidip. Kocamı öldürüyorlar. Bu iş bitmeyecek. Bu iş bitmedi. Ne iş yapıyorsun sen? Yardım ettin sağ ol ama. Sen de ki benim işimden. Dilendiriyor değil misin? Şu üstünün başının haline bak. Hadi eve götüreyim seni. Kimsin sen? Neden benim babam olduğumu söyledin yardım ederken? Seni korumak istedim. Neden? Çünkü sen benim kaybettiğim oğluma çok benziyorsun. Babaanneni de tanıyorum aslında. Hadi götüreyim öyle seni. Bizim eve mi geleceksin? Sokmam seni eve. Yabancısın sen. Ne bileyim Hasan abiden farkın olduğunu? Yusuf benim adım. Bir dakika. Alo. Efendim İncan. Ben sana demedim anası geldi diye. Ne demeye gidiyorsun evinin önüne? Anası dedim, babası demedin ki. Nereden bileyim ben? Yeni kocasıymış kadının. Belli, parası da var. Alıp götürecekler Mehmet'i. Ben burada olduğum sürece hiçbir yere götüremezler. Ne yapacaksın sanki? Öyle de bir götürürler ki. Çok konuşma. Geç içeri. Hıncımı senden almayayım sonra. Babaanne ben geldim. Babaanne. Babaanne. Babaanne uyan. Oğlum. Uyandım oğlum. Kalkıyorum şimdi. Kalkma tamam babaanne sen yat. Babaanne iyi misin sen? İyiyim oğlum merak etme. Biraz yorgunum o kadar. Sen merak etme. Babaanne. Efendim. Sen ölecek misin? Saçmalama oğlum. Ben seni bırakır mıyım hiç? Babam bıraktı ama. O öldü ama yavrum. Ben daha ölmeyeceğim çocuğum. Yalan söylüyorsun. Sen de bırakıp gideceksin beni. Ay. Babaanne, ben eczaneye gidip sana bir ilaç alayım. Tamam çocuğum. Tamam çocuğum. Hicran tamam merak etme. Ben seni sonra ararım. Tamam bekliyorum aramanı. Tamam. Mehmet dur nereye gidiyorsun?
Babaannemin ağzından kan geliyor. Eczaneye gidip şurup alacağım. Şurupla olmaz bu iş. Sen içeri gir, ben bir doktor getireyim. Hadi git. Birazdan gelirim ben. Hadi, hadi. Görüyor musun şu başımıza gelen Hasan? Çocuk da gidiyor elimizden kemanla. Ben sana dediğim zamanında sattıralım şu kemanı diye. Tutturdun kemanla dilensin diye. Gene dilenirdi. Araba silerdi, serpak satardı, ne bileyim ben. Sus be kadın. Daha fazla sinirimi bozma benim. Ben bırakır mıyım bunu onların yanına? Vallahi Mehmet'in aklına girmek lazım. Duydum ben bütün söylediklerini. Yıllar önce bırakmış gitmiş. Hayriye teyze fena kovdu. Sen şimdi iyi dinle. Adam beni gördü. Çocuğun yanına hayatta yaklaştırmaz. Git yemek falan götür. Konuş Mehmet'le. Hayriye teyze duymasın ama. Tamam, akşama götürürüm. Biraz daha iyi misin babaanne? İyiyim oğlum, iyiyim şimdi. Merak etme sen. Sana doktor çağırdık. Gelir birazdan. Ne gerek vardı oğlum? Ben iyiyim dedim ya sana. Heh, geldiler. Merhaba Ayşe. Merhaba doktor bey, hoş geldiniz. Nedir şikayetlerimiz? Son zamanlarda hep yorgunum. Göğsüm de ağrıyor. Hadi Mehmet oğlum, biz çıkalım. Hicran yapma böyle lütfen. Soğukkanlı olmalıyız. Yoksa ne Mehmet'i kurtarabiliriz bu hayattan, ne de Hayriye teyzeyi iyileştirebiliriz. Hepsi benim suçum. Bırak artık kendini suçlamayı. Sen nereden bilirdin Mehmet'in böyle bir adamın eline düştüğünü, dilenmek zorunda kaldığını? Hicran ağlama artık. Sana söz veriyorum, düzelecek her şey. Bak ben içeri gidiyorum. Sen de biraz toparla kendini. Ben tekrar konuşacağım onlarla. Ama lütfen ben seni çağırana kadar sakın içeri gelme. Tamam mı? Tamam. Ver gireyim Hayriye teyze. Söyleyeceklerim gerçekten önemli. Hem senin için hem Mehmet için. Efendim. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama siz çok hastasınız. Biliyorum. Zaten yaşlıyım. Eninde sonunda olacaktı bu. Benim bütün derdim, düşüncem Mehmet. Ona ne olacak? Ne demek ne olacak? Sizce de doğru olan bizim almamız değil mi Hayriye teyze? Ben emin ellerde Mehmet'in mutlu olmasını istiyorum. Siz ona doğru dürüst bakamazsınız. Şimdi çok mu düzgün bakılıyor? Sokaklarda keman çalıp dileniyor. Okula gidemiyor. Onun bunun elinde ziyan oluyor çocuk. Ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Benim Mehmet'im dilencilik falan yapmıyor. İftira etmeyin benim oğluma. İftira değil Hayriye teyze. Sen farkında değilsin olan biteni. Ben onu koruyabilirim. Ona güzel bir gelecek verebilirim. Biliyorum. Hicran'a hala çok kızgınız. Ama şu anda yalnızca Mehmet'i düşünmeliyiz. Söylediklerin doğru mu çocuğum? Okula gitmediği,
dilendiği doğru mu? Evet. Aman Allah'ım. Allah'ım, bunu duymamalıydım. Bunları seni üzmek için söylemiyorum Maliye teyze. Yalnızca doğru karar vermen için söylüyorum. Tamam, peki. Kabul ediyorum. Ama bunu bil ki yalnız Mehmet için yapıyorum. Hicran'ın onu hala hak ettiğini düşünmüyorum. Mehmet tek başına büyüdü oğlum. Bir ben, bir de Keman'ın. Babasından yadigar kaldı o Keman. Ona sarılmadan uyumaz. Keman'ı onun her şey. Ona biraz yaklaşmak istiyorsanız Keman'ından başlayayım. Babaanne, ben geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Mehmet. Ne var o torbada? Sana ne? Ben bir bakıp geleyim. Tamam yavrum. Mehmet, söyler misin lütfen? Ne var o torbada? Sana ne ya? Sen bana yalan söyledin. Hesap mı soruyorsun bir de? Ne yalanı? O kadının kocasıymışsın sen. Yalan söyledin bana. Yalan söylemedim. Yalnızca sana yaklaşabilmek için, seni koruyabilmek için erteledim bunu söylemeyi. Sana güvenmiştim. Ama artık sana da ihtiyacımız yok. Benim param var artık. Param var bunun için? Nereden buldun bu kadar parayı? Kemanımı sattım. Ben tedavi ettireceğim babaannemi. Kaç paraya sattın? 5000. 5000. Bu keman bunun en az 10 katı eder Mehmet. Kime sattın? Kime sattın? Kime? Mehmet, cevap ver. Kime sattın? Kime sattıysam sattım. Bırak artık bizi. Ne senin de o kadını istemiyoruz. Anlıyor musun? Abla, bir mendil. Abla, bir mendil alır mısın abla? Ne olursun abla, bir mendil. Abla hadi. Abla ne olursun, hadi bir mendil. Tamam. Sağ ol abla. Abla, bir mendil alır mısın abla? Abla, ne olursun bir mendil al abla. Ver bakalım. Sağ ol abla. Al canım. Mehmet. Mehmet, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Hasan bir şey yaptı yoksa? Herkes kandırıyor beni Necip. Herkes yalan söylüyor bana. Ne oldu? Kim kandırdı? Söylesene. Bu ne biliyor musun? Bu kadar parayı nereden buldun Mehmet? Çaldın mı yoksa? Çalmadım. Kemanımı sattım. Daha doğrusu Hasan abi sattı. Bana bu kadar verdi. Ama aslında daha çok fazla ediyormuş. Neden güvendin ki ona? Sen çocuksun. Senden almazlar dedi. Alsalar da kazıklarlar dedi. Babaannene bakacağım dedi. Ah be Mehmet. Hiç mi tanımıyorsun o adamı? Mecburdum Necip. Annem geldi beni almaya. Yusuf diye bir adamla. Kocasıymış. Babaannem de ayıracaklar beni. Ayırmasınlar. Babaanneni alsınlar. Hep beraber yaşayın. O kadının yüzünü bile görmek istemiyorum. Nasıl yaşarım onunla? Biz çocuğuz daha. İşte böyle Hasan gibiler kandırır bizi. Yusuf iyi bir adam mı? Aralarında en iyisi o. Ama o da yalan söyledi bana. Annemin kocası olduğunu söylemedi baştan. Sözde beni korumak istiyormuş. Belki doğru söylüyordur Mehmet. Ne çıkarı olabilir ki senden? Hasan'dan kötü olamaz herhalde. Bir misafirim var. Hicran geldi Hayriye teyze. Ben geleceğini söylemiştim Hicran.
Mehmet nerede? Dışarı çıktı. Neden? Biraz kızdım ona çünkü. Sebep? Kemanını satmış. Ne yapmış? Kemanını satmış. Hem de yok pahasına. İyi ama niye? O bu hayatta sahip olduğu en değerli şey. Sizi tedavi ettirmek için. Of be çocuk. Anne. Biz Yusuf'la konuştuk. Mehmet'i de seni de yanımıza almak istiyoruz. Bu bizi çok mutlu eder. Olmaz. Bu herkes için en iyisi. Hem Mehmet de bu sürede bize alışmış olur. Hayır. Siz gidin. Ben öldükten sonra alırsınız Mehmet'i. Neden inat ediyorsun Hayriye teyze? Ben inat etmiyorum. Ama siz hiç emek vermeden çocuğun sevgisini kazanmak istiyorsunuz. Böyle olmasına hiç gönlüm razı değil. Onun sevgisini nasıl kazanalım Hayriye teyze? Bak sen bile hala hicranlı konuşmuyorsun. Çocuk da senden etkilenecek tabii. Ben annesi hakkında kesinlikle hiç kötü konuşmadım. Mehmet ne düşünüyor ve ne hissediyorsa kendi adına düşünüyor. Mehmet, sen mi geldin oğlum? Mehmet. Mehmet gelir misin yanımıza? Çok yaşlandım oğlum. Yusuf amcanla annen. O benim annem değil. Mehmetciğim yapma. Bak benim de gözüm arkada kalmamış olur yavrum. Onlar da benim kadar iyi bakacaklardır sana oğlum. Hadi evladım. Benim hatırım için. Lütfen Mehmet'im. Güzel oğlum benim. Hadi oğlum kalkalım. Annen senin yanına istiyor Mehmet. Ben de öyle. Senin yaşındaki evladımı kaybettim ben. Senin de ninenden başka kimsen yok. Birlikte güzel bir aile olamaz mıyız? Nereden bileyim yine terk edilmeyeceğimi? Bir daha seni hiç bırakıp da gider miyim? Daha önce gittin. Hepimizi terk ettin. Sana mı güveneceğim? Mehmet oğlum. Hayatın boyunca hiç kimseye güvenmeden yaşayamazsın. Adını dahi söylemek istemiyorum. Bak, bazen hayatı bir aileyle başlarsın. Ama sonra seni bir o kadar sevecek ikinci bir aileyle yola devam edersin. Hayatta herkes ikinci bir şans hak eder.
Bu neden hepimizin ikinci bir şansı olmasın? Hadi oğlum. Oğlum deme bana. Ben senin oğlun değilim. Yapmak zorunda olduğumu yaptım. Herkesin iyiliği için. Sadece kötü şekilde sonuçlandı. Ayak dirememem Edim. Ben ölünce emin ellerde olduğunu bilmek istiyorum. Sen iyileşeceksin babaanne. Biz daha seninle çok uzun zaman burada yaşayacağız. Tamam çocuğum. Sonrasını bilmiyorum. Gel çocuğum. İnanabiliyor musun Hasan? O eski kemanın para edeceğini biliyordum ama bu kadarını tahmin etmezdim doğrusu. İyi para etti, evet. Etti etmesine de borcumuzu ancak karşılar. Fazla hayal kurma. Hep senin yüzünden. Kumardan ganyandan başını kaldırmıyorsun ki. Ah anneciğim söylemişti. Senden adam olmaz diye. Hadi burnunla borcumuzu ödedik. Sonra ne olacak? Mehmet hayatta dilenmez artık. Ver şunları. Konuştun değil mi Mehmet'le? Hele bir sakinleşsin ortalık. Ben yapacağımı bilirim. Ne demek dilenmezmiş? Bana bak Hasan. Kime sattın sen kemanı? Yakup abiye. Hurdacı Yakup ağa. Evet. Ne olmuş? Niye soruyorsun şimdi bunu? Onun işi hurdalıp satmak değil mi ayol? Ne anlar o kemandan? Bana sorarsan biz de kazıklandık. Bu işler böyle Asiye. Adam para kazanmayacak olsa niye alsın? Ben Yakup'u tanırım, ona satarım. O da başkasını tanır, ona satar. Hayır, ne kadar kazıklandığımızı bilsek bari. Mehmetciğim, Yusuf amcalar geldi. Merhaba Ayrey teyze. Hoş geldin. Merhaba anneciğim. Bunlar ne? Sana bir şeyler aldık Mehmet. Bak, beğendin mi? Beğeneceğini düşündük. Teşekkür etsene oğlum. Ben seni böyle mi yetiştirdim yavrum? Teşekkür ederim. Beğendin mi? Beğenmediklerini değiştiririz zaten. Bunu hanginiz seçti? Ben. Hiç beğenmedim. Mehmet. Bunu hanginiz seçti? Ben seçtim. Çok beğendim. Hadi oğlum sen yat artık. Yarın okulun var çocuğum. Geç kalma. Peki babaanne. Sana masal okumam ister misin? Hayır, o yaşı geçtim ben. O zaman ben sana hikaye anlatayım. Karanfil çiçeği şöyle boynunu büküp bir topal karıncaya bakmış, bir taşıdığı yüke. Hayretler içinde amma tuhaf diye söylenmiş kendi kendine. O küçük boyunla bu kadar yükü taşıyorsun demek. Üstelik ayağının biri de topal. Taşıyabildiğin kadarını yüklensen olmaz mı demiş. Topal karınca kendi kendine hey gidi dünya, herkesi başka türlü yaratmış. Bak sen benimle karanfil çiçeği arasındaki farka. Bu güzelim yerde şırıl şırıl akan suyun başında böyle keyif çatmak için ne yapmış acaba? Ya ben? Bir dilim yiyecek bulmak için çile çekecek ne günah işledim peki? O arada gelincik söze karışmış. Günah filan işlemedin akıllım. Herkesin bir yaşamı var. Senin yaşamın da öyle. Bizimki de böyle. Bizim yaşamımızın iyi olduğunu sanıyorsun. Hiç de öyle değil. Her an ölümle burun burunayız. Ya bir ot oburun dişleri arasında ya da birinin ayakları altında ezilip gideriz her an. Hiç olmazsa sen kendini koruyabiliyorsun. Senin durumunda olmak için neler vermezdim demiş. Demek başkalarının hayatı uzaktan güzel görünüyor. Herkesin bir yaşamı var Mehmet. Acısıyla tatlısıyla. Başkalarının hayatları ve acıları konusunda dışarıdan bakarak karar vermemelisin. Annen de çok kötü şeyler yaşadı. Annem terk etti beni. Benim için öldü o. Mehmet, kime sattın kemanı? Söylersem öldürür beni.
Necip, ne işin var burada? Evden kaçtım. Bütün gece sokaktaydım. Bir daha asla dönmeyeceğim o eve. İyi de ne yapacaksın? Nerede kalacaksın? Halamın yanına gidiyorum. Seninle eve daha... Peki orada rahat kalabilecek misin? Evet. Beni seven, kollayan tek kişi halam. Sen de sevildiğin yerde ol Mehmet. Tamam mı? Ben de gideyim artık. Dur dur. Bekle. Al bunu. Lazım olur. Gerek yok, sağ ol. Al. Benim ihtiyacım yok artık. Sağ ol. Nereye gittiğimi zannediyorsun ha? Yürü, yürü. Geç şöyle, geç. Oo, bu ne hal Mehmet Bey? Afili kıyafetler, okul önlükleri falan. Okula gidiyorum Asıl abi. Okula gidiyormuş. Neredesin lan kaç günden beri? Buradayım Asıl abi. Kim lan o baban olduğunu söyleyen adam? Kemandan gelen para yeter mi sanıyorsun? Baban mıdır, anan mıdır beni ilgilendirmez. Yürü yerine gidiyorsun. Hele bir başkasına söyle, bir gık de tavuk gibi boğazını keserim. Öyle giyinirsen de kimse sana 5 kuruş vermez. Hadi, akşamın parayı getirince veririm sana montunu, eve öyle gidersin. Dediklerimi unutma, birine söylersen hem babaanneni gebertirim hem seni. Söylemem Hasan abi. Ha şöyle, akıllı ol, yürü bakalım. Yoksa okulda ilk günün kötü mü geçti? Yorulmuştur. Uzun ara verdi ne de olsa. Sana havalı bir şey göstereyim mi? Hop. Nasıl yaptın? Bana da öğretir misin? Elbette. Yemek hazır olmak üzere. Sarmaları çok beğeneceksin. Hadi babaanneni kaldır, çok uyudu bugün. Sarmaya sevdiğim yemek de eskiden. Sonra kuru fasulyeyi sevdim babamla. Onun yaptığı yemeklerden istemiyorum. İstediğim bir şey varsa onu yapayım. Bana ne isteyip ne istemediğimi sormayı kes. Çok ağır bedel ödetiyorsun annene. Onun tek istediği seni mutlu etmek. Sonra çok pişman olabilirsin bu yaptıklarına. Tek bir şans vermeyecek misin ona, bana? Yusuf amca, sana bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Hasan abi beni yarın bahçede bekliyor. Nedenmiş o? Ben bir babaanneme bakayım. Thank you.
rastlandı. Yusuf, sabah sabah ne yapıyorsun orada? Hadi içeri gir, hava çok soğuk. İşim var biraz. Sen gir, ben geliyorum. Tamam. İstemiyorum artık kızım. Anne çok az yedi. Göğsüm çok ağrıyor kızım. Sanki bağrımda taş var. Çok halsizim Hicran. Yakında öleceğimi hissediyorum çocuğum. Böyle konuşma anne. İzin ver seni hastaneye yatıralım ha? İstemem kızım. İstemem. Hastane köşelerinde değil. Ben evimde ölmek istiyorum. Mehmet... çok fazla ömrünün kalmadığını bilmeli. Beni dünyasına sokmuyor anne. Ne yaparsam yapayım beni içeri almıyor. Bir de bunu öğrenirse ya daha çok kapanırsa ben razıyım anne demesin. Ama yeter ki yanımda olsun. Dün çıktın geldin. Bugün kollarına sarılacak mı sandın? Yusuf'u öne itip duruyorsun. Benim gibi mezara mı gidiyorsun kızım? Sızlanmayı, derdine yanmayı bırak. Oğlun için ne gerekiyorsa yap. Al ya da bırak. Senin yapamayacağın anneliğe Yusuf babalık yapsın. Mehmet'i beni sevmeye zorlayamam. Kalbini nasıl kırdım anlıyorum. Ama pişmanlığımı gösterip umut etmekten başka ne yapabilirim? Adamsın Yusuf amca da. Dahası neymiş? Beni babaannemden ayırmaya çalışıyor kadın. Sen de onun yanındasın. Hicran seni babaannenden ayırmaya çalışmıyor. Babaanneni ikna edip ikinizi de yanımıza almak istiyoruz. Bir tek beni değil. Bir tek seni değil. Hem babaannen hasta. Onun iyi bakılması gerek. Bizim çok güzel bir evimiz var. Siz gelirsiniz diye büyük bir ev aldık. Hem bu mahalleden kurtulmak istemez misin? Önemli olan benim nerede olduğum değil ki. Babaannemin yanında olduktan sonra ben her yerde mutlu olurum. Ama onu istemiyorum. Anneni istiyorsun aslında. Yalnızca onun seni tekrar terk etmesinden korkuyorsun. Bu olmayacak. Bir adam asla yanıldığını kabullenmekten utanmamalıdır. Annen seni bir daha terk etmeyecek, yanılıyorsun. Sen mutlu olabilecekken olmuyorsun. Bırak sana anlatsın. Anne demem hayatta. Ama Hicran teyze derim belki. Aferin sana. Mehmet. Mehmet. Efendim babaanne. Gel oğlum. Şöyle otur yanıma. Seninle konuşacaklarım var. Bak oğlum. Ne kadar zor olsa da sevdiklerimizden bazen ayrılmamız gerekir. Şimdi beni iyi dinle oğlum. Annen çok temiz kalpli bir insan. Temiz kalpli insanlar hiçbir zaman rahat bir yaşam süremezler. Çünkü kendilerini başkaları için feda ederler çocuğu. Annem beni terk etti babaanne. Ne fedakarlığı. Hemen karar verme oğlum. Önce bir dinle. Ona bir şans tanı. Annen seni çok seviyor oğlum. Ne diyorsun? Annene bir şans verecek misin? Öleceğim zaman beni göz açık gönderme lütfen. Böyle konuşma, böyle konuşma. Bana ölmeyeceğine dair söz verdin. Sen hep sözünü tutarsın, hep. Hadi oğlum, biraz git de dinleneyim. Benziyorum ki ben. Babamı mı annemi mi? Annemle hiç ortak yanım yok. Aynı ayna küçük ayna. Söyle bana. Mutlu olunur mu hala? Kiminle konuşuyorsun? En iyi arkadaşımla. Kimmiş o? Kendimle.
Getiremezsin ki. İstemiyorsa biz de onu istemiyoruz. Hem işlerin aksadı bu yüzden. İstediği bu olduğuna göre terk edelim onu. Söylediklerimi dinlemiyor. Bir kulağından girip öbüründen çıkıyor. O iyi ama incinmiş bir çocuk. Çok uğraştım. Çok anlatmaya çalıştım. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum İcran artık. Bırak. Ne hali varsa görsün. Birbirimizi istemiyoruz biz. Babaannesi ölünce yetimhaneye gider buradan. Tabii dolandıracaksan sokaklarda dilendirmezsin. Ben de istemezdim böyle olmasını. Ama istemiyor işte. Zorla güzellik olmaz. Öylece bırakıp gidecek miyiz yani? Bir veda hediyesi bırak bari. Bisiklet var ya. Babaanne iyileşmişsin biraz. Çok şükür çocuğum, teşekkür ederim. Anne, ben şekerini attım. Bak bu işte. Harika bir şey bu. Sınıfını geçersen annenle sana bunu alacağız. Şu motosiklet de çok güzelmiş. Onun için biraz büyümen lazım. Onu da üniversiteyi kazandığında alırız. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben aslında mühendis olmak istiyordum. Ama fikrimi değiştirdim. Doktor olmaya karar verdim. Babaannem gibi hasta insanları iyileştirmek istiyorum. Ama ben babaannemle yaşıyor olacağım. Sizinle yaşamam şart mı onun için? Hayır Mehmet. Biz Yusuf'la bir karar verdik. Eğer babaannenle yaşamak istiyorsan yaşayabilirsin. Biz yine sana destek olacağız. Yine sen ne istersen onu alacağız. Seni sık sık ziyaret etmek istiyoruz. Hatta arada bize gelip kalmanı istiyoruz. Babaannem gelmezse ben de gelmem. Biz babaanneni daha iyi doktorlara göstermek istiyoruz. Onların imkanları daha fazla. Ne dersin? Babaanne? Olmaz oğlum. Ben istemiyorum. Lütfen sen git. Ama anne. Hayri teyze. Hadi oğlum. Sen eczaneye git. Benim ilaçlarımı al da gel. Üstümü değiştirip hemen gidiyorum tamam, babaanne. Tamam çocuğum. Bana bak, içeri girince bir bahane bul, Mehmet'i dışarı yolla. Bakkala gönder, bir şeyler yap, tamam? Yaparım yapmasına da sen ne yapacaksın önce onu söyle. Çocuğu kaçıracak değilsin ya. E ilk senden bilirler vallahi. Sen orasını bana bırak. Hasan, şaka maka korkmaya başladım senden. Bırak önce ben bir içeri gireyim, öğreneyim nedir ne değildir diye. Gidiyor mu kalıyor mu diye ona göre konuşursun sen de. Hayır, gidiyorsa zaten yapacak bir şey yok. Hadi çok konuşma, yürü. Ne diyorsam onu yap, yürü. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz Allah aşkına? Biz sadece... Ona boş ümitler verip de... Ne elde etmek istiyorsunuz? Daha iyi doktorlara göstermek ne demek? Öleceğimi bilmiyor musunuz? Bu onu kandırmaktan başka bir şey değil. Ayrıca ben burada... Kendi evimde ölmek istiyorum. Ve Mehmet de hastalığımı bilecek... Son sözüm budur. Öleceğini bilirse bizimle gelir mi sanıyorsun? Hem yeni evine, arkadaşlarına, çevresine alışsa... Sen çok iyi bakılsan fena mı olur?
Mantıklı ol lütfen. Kendine bakamıyorsun. Para göndersek bile Mehmet'e nasıl bakacaksın? Gitgide kötüleşiyorsun. Mehmet akıllı bir çocuk. Senin gitgide kötüleştiğini görünce anlayacaktır. Şimdiden günün büyük bir bölümünü uykuda geçiriyorsun. Ben burada anılarımın olduğu evde, kocamı ve oğullarımı kaybettiğim yerde ölmek istiyorum. Bunu anlaması bu kadar zor mu? Ayrıca Mehmet'i yumuşattınız da mı ki bu konuşmayı yapıyorsunuz? O kabul etmeden bu olmaz zaten. Onun mutsuz olacağı yere kesinlikle gitmem ben. O sen nereye gidersen oraya gelir biliyorsun. Benden ara buluculuk yapmamı istemeyin. Bir de benim tarafımdan istenmiyormuş duygusu yaşatamam ben ona. Annenlerle git diyemem. Sizin yüzünüzden gözüm arkada gidecek. Siz bu çocuğun kalbine bakamayacaksınız. Merak etme anne. Ben artık ne yapar eder kazanırım onun kalbini. Artık evladımdan vazgeçemem. Mehmet dur. Nereye böyle acele acele? Eczaneye, babaannemin ilaçlarını almaya. Kim var içeride? Annenle Yusuf amcan da içeride mi? Evet, hepsi içeride. Sen ne için geldin? Niçin olacak canım? Babaannene bir bakayım, bir şey ihtiyacı var mı diye sorayım dedim. Gelmesin artık daha iyi. Kemal'im gitti senin yüzünden. Yalan söyledin bana. Sen karışma büyüklerin işine. Kaç yıllık komşum canım. Hadi sen git. Eczaneye mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Asiye Hanım hoş geldiniz. Ben gidiyorum Yusuf amca. Yok sen dur. Asiye ablan gideceğini duydu ve vedalaşmaya geldi herhalde. Yalnız bırakmak olmaz şimdi. Sonra beraber gideriz. Buyurun Asiye Hanım. Buyurun. Beceriksiz kadın. Ben çocuğu dışarı çıkart dedim, o içeri geri soktu. Hoş geldiniz Asiye Hanım. Hoş bulduk. Asiye sen mi geldin kızım? Benim Hayriye teyze. Nasıl olduğuna bir bakayım geldin dedim. Asiye de Mehmet'in annesi sayılır. Yıllardır göz kulak olur yavrumun. Yeri gelir yemeğimi yapar, temizliğimi yapar. Hiç lafım olur Hayriye teyze. Aşk olsun canım. Yeri gelir derdime ortak olur. Okula giderken Mehmet'in üstüne başına özen gösterir yavrum. Hayatta ütüsüz ve düzensiz dışarı çıkmasına izin vermez. Hatta yarı yoldan geri çevirip üstünü giydirdiği çok olmuştur. Ha. Okula giderken siz giydiriyorsunuz öyle mi? Yolculuk ne zaman Hicran Hanım? Uzun zamandır okula gitmediğini de biliyorsunuzdur o zaman. Ya öyleymiş. Ben de bir süredir ilgilenemiyorum çocukla. Neyse ben de gideyim artık. Sizin hazırlığınız çoktur. Kalabalık etmeyeyim şimdi burada. Hadi Hayriye teyzeciğim. Tamam çocuğum. Yine gelirim ben. Bir çay içseydik. Daha şimdi geldiniz. Yok ben gideyim. Yapacak çok işim var. Hasan oğluma da selam söyle kızım. Onu da bekliyorum bir gün çocuğum. Tabii söylerim Hayriye teyzeciğim. Hadi hoşça kalın. Kadın anlat ne oldu? Öğrendiler kim olduğumuzu. Ben seni ne yapmaya gönderdim sen ne yaptın? Mehmet mi söyledi yoksa? Yok yok o değil. Hayriye teyze tam çıkacaktım Hasan'a selam söyle dedi. Bu mu yani? Bir Hasan dedi diye mi bu kadar panik yapıyorsun? Hasan deyince o Yusuf olacak adam bir baktı ki. Anladı işte. Bak sen beni dinle. Kemanı da sattın. Alacak bir şey kalmadı bunlardan. Yeter artık. Bırak çocuğun peşini. Bak başımızı belaya sokacaksın. Yürü. Aman be kadın ya. Hadi Mehmet. Beni odama götür çocuğum. Tabii babaanne. Ay. Ay çocuğum. Babaanne iyi misin? Hiç iyi değilim.
Ay hiç iyi değilim. Ay fena oluyorum. Babaanne, 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 babaanne ne olur ölme babaanne, 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 babaanne. Yusuf amca, Yusuf amca. Anne. Babaanne. Anne. Yusuf amca, babaannem yere düştü. Ne? Doktor geliyor şimdi. Bir şey olmayacak babaanneni, merak etme. Hicran, sen Ayrı'ya teyzenin yanında kal. Ben Mehmet'le ilgilenirim. Tamam. Ağlama oğlum artık. Harap ettin kendini. O benim her şeyim. Her şeyim. Bir izin versen. Biz de senin her şeyin oluruz. Hoş geldiniz doktor bey. Merhaba Ayrı Hanım. Geçmiş olsun. Mehmet, sen salonda bekle. Gel. Fazla çocuk yok. Denizinde dalgalı babaanne. Gemiler demir atmış. Hava soğuk ama
Dışarısı yine de çok güzel. Babamla hayvanat bahçesine gittiğimiz günkü gibi. Küçüktüm çok, hatırlıyor musun? Hava soğuk diye 3 kat kazak giydirmiştim bana. 3. kazağı giydirdiğinde boğazımı o kadar sıkmıştı ki kıpkırmızı olmuştu. Hazır mısın Mehmet? Hazırım Yusuf amca. Kolay değil biliyorum. Ben kaybedebileceğim her şeyi kaybettim Yusuf amca. Önce annem terk etti. Sonra babam öldü. Şimdi de babaannem. Babamın tek hatırası kemanım da gitti. Elimde bir resimden başka bir şey yok. Gittiğimiz yerde her şey yeniden başlayacaksın. Yeni bir evin, yeni okulun, yeni arkadaşların olacak. Korkuyorum Yusuf amca. Alışamamaktan korkuyorum. Annemi sevmemekten korkuyorum. Hepsi olur zamanla. Sen yeter ki çaba göster. Annen dedin de içeride bizi bekliyor. Hadi daha fazla bekletmeyelim. Biz hazırız. Ben valizleri arabaya götürürüm. Ben de seninle geleyim. Sen dur burada. Annenin sana söylemek istedikleri var. Çok fazla şeyi kaybettiğini, geride bıraktığını biliyorum. Kaybettiklerinin hepsini sana geri veremem. Ama elimden geleni yapabilirim. Satmıştı bunu Hasan abi. Nasıl geri aldınız? Ben senin annenim Mehmet. Senin için yapamayacağım şey yok. Bugüne kadar çok iyi bir anne olamadım belki ama... bundan sonra hayatının sonuna kadar yanındayım. Hadi çal bir parça. Babaannemin en sevdiği besteyi. Dedemin onu talladığı parçayı çalacağım anne. Oğlum. Çay yok mu? Var. Sait görüyorsun işim var. Sofra zaten hazır. Çayı da kendin alsan ölür müsün? Allah Allah ya. Sait. Ya Sait dursana. Uf. Çabuk ol hadi babanı geciktirmeden çıkalım evden. Ya Sait. Öf. Hadi. Aa, Şevval. Bekle.
Aygül! Çocuğunuzu yoğun bakıma aldık. Güvenliği için sabaha beklememiz lazım. Tamam. Tamam, anladım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor sabaha kadar yoğun bakımda kalacağını söyledi. Sabahleyin duruma göre de özel odayı alacaklar. Şükür en kötüsünü atlattık. Ya sen de toparla biraz kendini Hülya. Ayşegül'ün en çok şimdi bize ihtiyacı var. Hayır Sait. Ayşegül'ün şu an bize ihtiyacı yok. Şu an o hasta yatağında serumlara, ilaçlara ihtiyacı var. Onun bize sabah ihtiyacı vardı. Ama ne sen yanındaydın ne de ben. Hülya sakin ol. Eğer sabah bir bardak çay yüzünden çekip gitmeseydin bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Çocuğu okula arabayla bırakacaktın. Ama hayır. Sait Bey'in erkeklik gururu daha önemli, değil mi? Hülya yeter. Ayşegül benim de çocuğum. Ben de en az senin kadar üzgünüm. Değilsin Sait. Üzgün falan değilsin. Ya ben seni tanıyamıyorum artık Sait. O evlendiğim düşünceli adam yok olup gitti sanki. Ayşegül doğduktan sonra o kadar çok değiştin ki farkında bile değilsin ya. Senin ne çocuğa ne de bana tahammülün kalmadı artık. Sen o eski sen değilsin Sait. Peki sen? Sen aynı mısın Hülya? Ha? Çocuk doğdu doğdu hep bir uzak, hep bir soğuksun bana karşı. İkiniz birden beni hayatın dışına ittiniz. Sadece eve para getiren bir yabancı olup çıktım. Sen kendi çocuğunu kıskanıyorsun Sait. Hastasın sen, hasta. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Hasan. Ben Sait, ne haber? Sağ ol, sağ ol. Neredesin? Gene çıkıyor musunuz arkadaşlarla akşamları? Tamam, ben de ondan aradım zaten. Sen gideceğiniz yeri söyle, ben direkt oraya gelirim abiciğim. Tamam abi, orada görüşürüz. Ben sonra senin yanına gelirim, tamam? Dur, dur. Oy. Gel. Hadi sen git uyu, tamam? Ben gelirim senin yanına. Hadi canım. Tamam. Sait, ne yapıyorsun böyle çocuk gibi ya? Korkuttun bizi. İçtin mi sen? Aman İçtim. Ya. Hesap mı vereceğim? Ya pabuçlarını çıkarsaydın bari. Bu evde çocuk yaşıyor. Unuttuysan hatırlatayım. Esas sen unuttuysan ben hatırlatayım. Ben bu ailenin reisiyim Hülya. Ha, bu evin babasıyım. Temelinden çatısına bana ait bu eve ister ayakkabıyla girerim, ister arabayla. Karşıma geçip böyle saçma sapan konuşup beni aşağılayacağına... Biraz kadın ol da koca nasıl karşılanırmış onu öğren onu. O koca eve vaktinde gelsin de ben onu nasıl karşılayacağımı iyi bilirim. Ayşegül hastaneden çıkalı beri sen her gün geç geliyorsun bu eve, tamam mı? O zaman sen de adam ol da evine zamanında gel. İnsan gibi gel, tamam mı? Baba! Haddini bileceksin, anladın mı? Baba. Haddini bileceksin!
Benimle konuşurken haddini bileceksin. Anneciğim. Çok acıyor mu? Ne acıyor mu? Gözüm. Çarpmışım herhalde. Hiç fark etmedim. Bugün okula gitmek istemiyorum anne. Sen de işe gitme. Birlikte evimizde kalalım. İyiyim ben. Sadece gözümü çarpmışım. Senin küçücük yatağını sığacağım diye uğraşırken oldu galiba. Çok sakar bir annem var. Sen şimdi git, okul hazırlığını yap, elini yüzünü yıka, sonra da babanı kaldır. Tamam? Tamam. Elia, küs müyüz? Kusura bakma, ben bu kadar sert vurduğumu anlamadım. Ya özür dilerim. Özür dilerim dedim ya. İstemeden oldu Hülya. İsteyerek yapsan ne olacaktı acaba? Ya niye uzatıyorsun? Özür dilesem dert, dilemesem dert. Bunca yılın ardından bana el kaldırmazsın sandım ama yanılmışım. Nihayet o da oldu. Ya Sait, bu kadar kolay mı? Ben senin karınım, çocuğunun annesiyim. Bizim birbirimizi korumamız gerekirken en çok sen yapıyorsun canımı. Ya bırak. Ayşegül, hadi kızım dişlerini fırçala da çıkalım. Bugün okula seni ben bırakacağım. Hadi ben bırakayım ikinizi de. Hem Ayşegül okula gecikmesin hem de sen işe gecikme. Dur. Hop. Ayşegül hadi. Koş. Hadi benim kızım. Aferin. Çıkar.
İstersen bugün işe gitme. Eve seni geri bırakayım. Neden? Bana vurduğun anlaşılmasın diye mi? Ya Hülya, gerçekten çok üzgünüm. Ya biliyorsun ben sana asla el kaldırmam. Sadece biraz alkollüydüm. Ya bir an kendimi kaybettim demek ki, özür dilerim. Bir daha asla tekrarlanmayacak. Ya özür diliyorum işte. Allah Allah. Daha ne yapayım? Yerlere mi yatayım yoksa dizlerine mi kapanayım? Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışma. Tek istediğim bu. Ya sen kendindeki değişimin farkında değil misin? Gün geçtikçe evden uzaklaşıyorsun. Çocuktan bile uzaklaşıyorsun. Hülya yeter artık. Ya sürekli beni eleştirmenden bıktım, usandım. Ya aylardır suçlayan bakışlarından bıktım, usandım. Ya Ayşegül'ün geçirdiği kaza yüzünden beni suçladığını biliyorum. Ya ne zaman unutacaksın? Ya da ne zaman unutmak isteyeceksin? Merak ediyorum. İşe geç kalıyorum Sait. Günaydın. Günaydın Nagihan abla. Nasılsın? Aa, yüzüne ne oldu? Hiç. Ayşegül'le oyun oynarken oldu ya. Önemli bir şey değil. Acımıyor bile. Geçmiş olsun tatlım. Çocuklar işte. Bazen ellerin ayarlarını hiç bilmiyorlar. Haklısın abla. Neyse. Ben indirime girecek örtüleri çıkarayım. Tamam. Birazdan müşteriler gelir zaten. Olur mu? Tamam tatlım. Hadi kolay gelsin. Dağda kurtuldu. Kapılarda karşılanır olmuşuz. Hayırdır Hülya Hanım? Güzellik uykunuza yatamadınız mı koca yolu gözlemekten ha? Zorun ne Sait? Derdin ne senin? Niye böyle yapıyorsun sen? Bak aç değiliz, açıkta değiliz. Hepimizin sağlığı da yerinde çok şükür. Bir aradayız, borcumuz harcımız da yok. Sen daha ne istiyorsun hayattan? Bak bu sahip olduklarımıza sahip olamayan o kadar çok insan varken... Ben senin bu halini anlayamıyorum ya. Vah vah. Konuş benimle Sait. Ben bu şekilde yaşamaya tahammül edemiyorum. Derdin neyse söyle. Benim derdim sensin Hülya. Senin beni şu yok sayan hallerin, sanki değersiz çöpmüşüm gibi hissettirmen. Saçmalıyorsun ya. Seninle doğru düzgün konuşulmaz zaten. Tek bildiği beni suçlamak. Ne için suçlandığımı da bilmiyorum ya. O zaman söyleyeyim de öğren. Bak sen benim evlendiğim kadın değilsin Hülya. Hayır tamam, tipin elin yüzün aynı ama ya sen o Hülya değilsin. Ya... Anne olduğundan beri benim karım olmayı unuttun sen. Sadece anneliğin kaldı. Ama ben anne istemiyorum Hülya. Ya benim annem zaten var. Ya ben karımı istiyorum, anladın mı? Bırak! Bırak! Bak karımsan. Bak karımsan haddini bileceksin. Ya bırak anladın beni mı? Ya. Bırak! Karımsan haddini bırak, bileceksin. Çocuk uyanacak. Bırak! Kendi başına kapayacaksın lan. Kendi başına kapayacaksın dedim anladın mı? Ayşegül sen git hazırlan. Bugün okula tek başına git. Ben annenle ilgilenirim. Korkma kızım. Bir daha asla annenin el kaldırmayacağım. Hadi.
Sen de en iyisi yatıp uyu. Buraları ben toplarım. Engel olma Sait. Seninle aynı evde kalmak istemiyorum. Bir müddet annemlerde kalacağım ben. Bir daha asla. Yalvarırım gitme. Hem çocuğumuz ne olacak ha? Hadi gel, dinlen biraz. Sonra beraber dışarı çıkarız. Ha, biraz uyu. Belki fikrin değişir. Ben senden korkuyorum artık Sait. Yani sadece kendim için değil, çocuğum için de korkuyorum. Alkollü geldiğin bir gün ya ona da tokat atarsan, ya bunun ne kadar canı var Allah aşkına Sait. Ayşegül zaten ölümden döndü. Sen farkında mısın ne kadar şanslı olduğumuzun? Gitme Evliya. Yalvarırım bırakma beni. Yalvarırım. Gitme anne. Ben ayrılmak istemiyorum. Ne olur gitme. Bırakma. Hülya, içeriği temizledim. Ayşegül okuldan ben alırım bugün. Ben çok pişmanım Hülya, çok. Hülya, ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Aa. Tamam, tamam, tamam. Bak ben buradayım canım, tamam. Sakin ol canım. Gel, gel. Ya sana da dert oldum Nagihan abla. Üzülme, bana dert olduğun falan yok. Bu böyle olmaz Hülya. Bir gün elinde kalacaksın Sait'in. Yo, Sait vurmaz bana. Benim ayağım halıya takıldı. Kapının camına çarpıp düştüm ben. Allah'ım. Bu numarayı ara. Dur dur, ben sana yazayım. Dur. Hülyacığım, aile, kadın, çocuk, engelli danışma hattı. 183. Mutlaka ara Hülya. Onlar sana yardım ederler. Sait'in tedavi olmasını sağlarlar. Ya da ne bileyim, hayatını yeniden kurman için sana yol gösterirler. Birkaç gün işe gelme. İyice dinlen. Ama mutlaka ara o numarayı. Eğer yardım istemezsen, kimse sana yardım edemez Hülya. Al bakalım, devam et. Alo. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. İyidir. İş işte, ne olsun. Ha, iş güç. Bu akşam mı? Nereye gideceksiniz?
Anladım da ben gelemem bu akşam. Misafir var evde, memleketten. Başka sefer inşallah. Eyvallah, eyvallah Hasan'cığım. Sağ olasın. Hadi. Yavaşça boğulacaksın. Tamam. Önce ödevler, tamam mı? Tamam anne. Neden yemek yemiyorsun? İştahım yok. Ben vicdan azabı çekeyim diye böyle yapıyorsun değil mi? Neden her şeyin merkezine kendini koyuyorsun? Gerçekten canım istemiyor olamaz mı? Her şeyi yanlış anlamaya o kadar müsaitsin ki. Bak Allah aşkına Hülya. Şuraya geldim, evimde huzur içinde bir yemek yemek istiyorum. Onu da burnumdan getirme. Ben de aynı şeyi istiyorum ama bırakmıyorsun ki bir türlü. Her zaman gerginsin. Her zaman bir bahanen var. Her zaman bana sinirlenmeye hazırsın. Yaptığımda, yapmadığımda her ne varsa hepsine sinir oluyorsun. Yeter be! Boşanalım gitsin! Ya her akşam karı dırdırı çekmekten bıktım usandım artık. Ben alttan aldıkça sen tepeme çıkıyorsun. Ya madem öyle, madem beni beğenmiyorsun... Buyur, kapı orada. Ya bak, bunları sana yalvarayım. Ayaklarına kapanayım diye yapıyorsun ama... Yemezler kızım, bırak, anladın mı? Yemezler. Bırak beni, bırak. Bırak bu saray lavalarını, anladın Sait, mı? Sait, bırak diyorum. Bırak. Bırak kolumu. Bırak, bırak kolumu. Bırak bu saray lavalarını. Sait, bırak. Yapma, dur. Sait, bırak. Hem. Madem beni beğenmiyorsun, o zaman defol gideceksin bu evden, anladın mı? Cebinde 5 kuruş olmadan alandan aldıklarında gideceksin, anladın mı? Anne. Anladın mı beni? Anneciğim. Çekil. Sait, baba bırak annemi baba. Baba çocuğun yanında yapma bana ne olur. Ne olur Sait bırak. Bırak. Bıktım lan artık anladın mı? Yapma. Kendi evimde azarlanmaktan bıktım. Ne yapayım? Bırak. Bırak çocuğumu. Bırak. Çocuk çocuk bozuk yok sana. Ha şu günü benimle kalacak anladın mı? Bırak. Kapı oğlum. Bu evin babası benim, anladın mı? Ben ne dersem onu yapacaksın. Bu odadan çıktığını görürsem bacaklarını kırarım senin, anladın mı? Ya ne dedim ben ha? Ne dedim? Baba, baba. Baba. Hülya. Hülya. Hülya uyan. Hülya. Hülya iyi misin? Hülya. Hülya uyan. Durum nasıl ha? Kendine geldi mi? Hülya Hanım'ın durumu iyi. Fakat bebeği kaybettik. Bebek mi? Karınız 4 aylık gebeymiş. Bilmiyor muydunuz? Bilmiyordum. Bilsem... Bilsen daha mı az dövecektin kadını? Senin gibiler yüzünden her sene kaç kadın bebeğini kaybediyor biliyor musun? Hatta bazen hayatlarını da. Bundan sonra ömür boyu evladının katili olduğunu bilerek yaşayacaksın. Ayrıca polis de sizinle görüşmek istiyor. Kardeşime yaptıklarım için seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ama ne olur.
Birazcık onurun varsa Hülya'nın peşini bırakırsın. Çok acılar çekti. Daha fazlasına gerek yok. Zaten karnındaki bebeğin ölümüne sebep olduktan sonra Hülya'nın seni yeniden sevmesini sakın bekleme. Şikayetçi ol dedik, dinletemedik. Kendim düştüm, kimse bana vurmadı dedik. Kapıya, hastaneye gelen polisleri. Onlar da çekip gittiler tabii. Gerçeği söylese böyle olmayacaktı zaten. Günlerce yatıp durdu kardeşim. Bir gün kalktı, giyinmiş, hazırlanmış. Sevindik ama şaşırdık da. Avukata gitti, vekalet verdi. Kocasından boşanmak istiyordu. Yaklaşık bir iki ay kadar içinde de boşandılar. Kendi yaşamımı kurmak istiyorum dedi. Bir iş buldu. Artık her şey güzel olmaya başladı. Sevdin mi burayı Ayşegül? Sevdim. Bahçesi de var. Ona bahçe denmez ki akıllım. Teras o. Oo, canım yavrum benim, bir tane. Sait, telefonlarıma neden çıkmıyorsun? Haber alamıyorum senden. Günlerdir dükkanına uğruyorum. Çırakların gelmediğini söylüyorlar. Bak Sait, böyle alacaklı olarak insanların kapısına gitmeyi hiç sevmem. Ama benim de tek geçim kaynağım o dükkan. Ya kiranı öde ya da boşalt dükkanımı. Kalan kira borcunu kapat git. Ya kaçıyor muyuz kardeşim? Allah Allah, hastaydık gelemedik. Bana bak Sait, beni mahkemeyle uğraştırma. Ya paramı öde ya da devret dükkanını git. Bu da sana son ikazım. Ona göre. Çocuk için aldım. Ya üst baş, defter, kalem falan. Doğum günü ne de olsa. Yani babasından bir şeyler bekler elbet. Sağ ol. Kızım, Ayşegül, babanı özlemedin mi? Ayşegül, konuşsana yavrum babanla. İstemiyorum. Ama ben seni çok özledim kızım. Çok göresim geldi. Ya yemek yemediyseniz beraber bir şeyler yiyelim dışarıda. Üf Sait, Allah aşkına ya, bırak. Ya inan başka bir niyetim yok. Çocuğu çok özledim. Aslında seni de. Sus Sait. Sus, bana hiçbir şey söyleme. Seninle yollarımız ayrıldı artık. Çocuğu da hafta sonu görürsün. Yarın okulu ver, erken yatacak. Peki, sen bilirsin. Ya bugün Ayşegül'in doğum günüydü.
Yani belki dedim karı koca değilsek bile yani ana babayız. Belki alır çocuğumuzu bir yerlere götürürüz. Sait. Şu yukarıda bir pastane var. 5 dakika oturalım. Çok komik oldu. İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun Ayşegül. Mutlu yıllar sana. Teşekkür ederim Sait. Ayşegül'ü çok sevindirdin. Niye, sen sevinmedin mi? Bunun benimle bir ilgisi yok ki Sait. Ayşegül senin tek evladın. Bu yaptığın onun için de çok önemlidir eminim. Sonra yine görüşürüz. Hoşçakalın. Gel. Kızım. Görüşürüz baba. Ah kızıma. Ya içme dedim sana soğuk soğuk meyve sularını. Bak üşüttün işte. Öf. Hayırdır Hülya? Bir şey mi oldu? Ha? Tamam tamam. Ben hemen geliyorum. Sait, ne kadar çabuk geldin. Yorgundum, arabada uyudum. Aşağıda. Tamam geç, Ayşegül içeride. Sen onu al, ben eşyaları alırım. Tamam, acele et. Şimdi geçerken nöbetçi eczaneden alırız ilaçlarını. Tamam. Gerçi ateşi düşmüş gibi. Ha? Yaptıkları iğnenin faydası oldu galiba. Düştü çok şükür. Hem yaptıkları ilaç da uyutur zaten. Yarın sabaha kadar uyanmaz o. İyi hadi gidelim gel. Şurada yol üstünde bir benzinlik var. Hem durup biraz benzin alayım hem de bir çay içelim. Dilim damağım kurudu Hülya. Çocuk bu haldeyken oturup çay falan içemem ben Sait. Benzini al, bizi eve bırak, sonra istediğin yerde durup çayını içersin. İyi de kötü bir şey demedim ki. Ne bu tavır şimdi? Sait, Allah aşkına şu haldeyken tartışmayalım ne olur. Zaten canım burnumda. Ya abartma istersen. Alt taraf ateşi vardı, o da düştü. Çocuk aslar olur iyileşirdi. Hiç değişmemişsin sen Sait. Hiç de değişmeyeceksin ya. Şu çocuk ateşler içinde cayır cayır yanarken sen hala kendi keyfinin derdindesin. Ya ben neden değişiyorum ki Hülya? Sen değiş. Ya bu evlilik bittiyse senin bu tavırların yüzünden bitti. Tabii ya. Sen beni değil, ben kendimi dövdüm. Hatta karnımdaki bebeği de kendimi tekmeleyip ben öldürdüm. Değil mi Sait? Sen ne biçim bir insansın ya? Gerçi hata bende ki acıdım da çocuğunu görmen için sana fırsat verdim. Peki sen ne yaptın? Birini kendinden nefret ettirdin. Diğerini daha karnımdayken öldürdün. Durdur arabayı, ineceğim ben. Arabayı durdur, ineceğim. Aç şu kapıyı Sait, aç şu kapıyı. Bak Hülya, beni zorlama. İnsan gibi otur şurada konuşalım, tamam mı? Ne konuşacağız ya? Ne konuşacağız? Seninle konuşulmaz ki. Sen önce kocana saygı duymayı öğreneceksin, anladın mı? Sen benim kocam değilsin artık. Sadece Ayşegül'ün babasısın. Ha. Doğmamış bebeğimin de katilisin. Yeter Sait, yeter. Düş artık yakamızdan, düş. Ya bıktım senden ya. Senin öfkenden bıktım. Yeter artık, git hayatını başka biriyle yeniden kur ya. Peşimi bırak beni. Ben seni seviyorum Hülya. Bu ne biçim sevgi Sait? İnsan sevdiğini öldüresiye döver mi, canını yakar mı ya? Artık seninle görüşemem Sait. Ben hayatıma devam etmek istiyorum. Hayatımı çocuğumla yeniden kurmak istiyorum.
Ama o hayatın içinde sana yer yok Sait. Ben seni seviyorum. Yani sen de beni seviyorsun. Biliyorum, seviyorsun. Sevmiyorum Sait. Ben bundan böyle senin için sadece çocuğunun annesiyim. Daha fazlası olamaz aramızda. Hayatında başka biri mi var? Ha? Ne? Ya gene her şeyi kendi anlamak istediğin gibi anlıyorsun ya. Yalan. Hayatında biri var senin. Doğru söyle. Bana yalan söyleme öyle ya. Bak kim var hayatında. Yalan değil. Kimse yok benim hayatımda. Olmasını da istemiyorum zaten. Lütfen bir daha beni arama Sait. Ayşegül'ü istediğin zaman görebilirsin. Ya o zaman neden beni istemiyorsun? Sadece seni değil, kimseyi istemiyorum ben. Yalan söylüyorsun. Kim var hayatında, doğru söyle. Bak buna izin vermem Hülya. Sen benden başkasıyla olamazsın. Anladın mı? Buna izin vermem. Buna izin veremem. Bak başkası olmaz. Anladın mı? Başkası olmaz. Başkası olmaz. Anladın mı? Sait bırak. Olmaz. Bırak. Bırak. Olmaz. Olmaz. Öldürdüğüm için çok pişmanım. O zaman sadece onu öldürdüğümü sanmıştım. Çocuğum beni görmeye gelmiyor. Annesi toprakta, babası hapiste. Boynu hep bükük. İnsan çocuğunun anasına bunu yapar mı? Çocuğunu anasız babasız bırakır mı? Ben yaptım. Ama her Allah'ın günü pişmanım.